Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fukan. Bugün sizlerle arkadaşlar yine bir takır Tom Beyblade tanıtımıyla karşınızdayım. Bugün sizlerle arkadaşlar Victor Valkyrie tanıtımı yapacağız. Bu beyden sonra da arkadaşlar Inferno Ifrit tanıtımı gelecek. Ondan sonra da Astral Spirgan gelecek arkadaşlar. Sonra da Prime Apocalypse gelecek ve Takar Tomler bir süreliğine bitmiş olacak yeni almadığım sürece arkadaşlar. Ee, videoya başlamadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Ben bu videoyu e, okul açmadan akşam çekiyorum hemen arkadaşlar. E, bu gece benim için yorum, bunu videoyu montajlayacağım, kapağını yapacağım. Gizli olarak dilimek sabah erken saatlerinde bu videoyu herkes atacağım arkadaşlar. E, hem okula gitmeden izlemek isterim, ne olur, eğlenirsiniz, izlersiniz. Ben de izlerim kendi videomu. Öyle eğlenmiş oluruz işte. Okuldan gelince atamayabilirim. O yüzden hemen çekip halledeyim ben şu işi. Neyse artık videomuza başlayabiliriz arkadaşlar Victor Valkyrie normal Valkyrie'den V1'den sonra çıkan sonraki Valkyrie arkadaşlar Ama animedeki ilk Valkyrie bu Parçaları Boost sanırım diskinde yanlış hatırlamıyorsam Boost ve Variable var arkadaşlar Atak tipi bir bey ve sezonuna göre dualdaki en güç beylerden birisi var arkadaşlar ee, şöyle variable driver'ımızdan başlayacağız. Az sonra parçalarını tanıtma. İlk önce patlama sistemine bakalım isterseniz. Patlama sistemi gördüğünüz gibi şu şekilde arkadaşlar. Fena değil. Elde fena gözükmüyor ama maç esnasında fazla patladı olabiliyor arkadaşlar. Zaten dual layer bey olduğu için pek bir özelliği yok. Şöyle göstereyim size arkadaşlar diskini altını falan. Şöyle elimle bir çevireyim bakın isterseniz. Elimle döndürdüğümde bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bir hasbro ile yan yana getirelim hemen isterseniz. Has Rus bu şekilde bu da Takar Tomisi gördüğünüz gibi bu avatar versiyon ama bu da altlar arkadaşlar şöyle karşılaştıralım isterseniz evet bu şekilde şimdi parçalarını detaylıca tanıtmaya başlayalım Variable driver'ımız bu şekilde arkadaşlar bunu ilk aldığınızda altı şöyle dikenli gibi bir şekilde geliyor ama bu zamanla eriyor ve uyanıyor arkadaşlar. Uyanınca daha güçlü oluyor takır ama Hasbro biraz güçsüzleştiği oluyor arkadaşlar. Ama biz takar o oh, Ama biz takartom tohum yaptığımız için Hasbro'yu bir köşeye bırakabiliriz. Ve onun işte bu bey de ikinci el arkadaşlar video başında söylemeyi unuttum. Driver bu şekilde variable güzel bir driver arkadaşlar. Hala kullanılabilir bence bu driver. Benim de sevdiğim driverlardan birisi arkadaşlar. Driverımız bu şekilde de atak tipi bir driver. Boost diskimiz arkadaşlar. Boost'u bu şekilde. E, duyduğum kadarıyla kötü bir disk galiba arkadaşlar. Pek bir fikrim yok. Bilmiyorum duaları ben çok fazla. Ama ben fena durmuyor görünüş arkadaşlar. Açıkçası beğendim ben. Bu aynı magma ifritteki diske benziyor arkadaşlar. Onun diskinin adını bilmiyoruz ama. DB'deki magma ifritin diski aynı şekli bunun gibi. Fena bir disk değil bence arkadaşlar. Şurada ufak ufak upper tarafları var gördüğünüz gibi. Diskimiz bu şekilde. Bize kaç yıldız gelmiş hemen bakalım. Ve bize bir yıldız gelmiş arkadaşlar. Şimdi layer'ımıza geçelim. Victor Valkyrie layer'ımız şurada kanatları var gördüğünüz gibi buralardan saldırılı yapıyor. Şuralarında stickerlar var gördüğünüz gibi şurada vidalar var. Şurada avatar var arkadaşlar ve takartom duallarda gördüğünüz gibi şuraları boş oluyor. Arka kısmında göstermiş şöyle kliplerini 3 klik arkadaşlar. klipleri bu şekilde. Şimdi parçalarını takalım bir. İlk önce bir elimle şey el demişim pardon kusura bakmayın. ile tek başına bir atalım. Tek başına dönüşü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen e, kapışma maçı yapalım. Tabii ki Hasbro ile bir kapışmak istiyorum. Acaba Hasbro'su mu yener yoksa bunu deneyelim. Hasbro's Victor Valky ile e, kapıştıracağım arkadaşlar. Onun dışında bir de Yugen Yedruin ile kapıştıracağım. Yedruin de en güçlü Hasbro'lardan birisi arkadaşlar. Dual'daki en güçlü Hasbro olabilir ama Los Longinus alabilir mi onu bilmiyorum. Bununla kapıştırmak istiyorum. Ve bir de Quetzal Q2 ile kapıştıracağım. E, Genç Blader'ı tanırsınız. O Q2 ile kapıştırmamı istiyordu uzun zamandır. Onun da isteğini kırmayıp e, Quetzal Q2 ile de kapıştıracağım. Şimdi 3 tane kapışma maçı yapacağız arkadaşlar. İlk önce Hasbro Victor Valkyr'dan başlayalım. Önce takaratomu yaptım. Önce um. Oo, i̇kisi de bayağı hızlı altları eridiği için arkadaşlar. Stamina savaşı olacak gibi. Ve Takara patlatarak yeniyor gücünü gösterdi ve sadece bir klik oynamış. Takara Tomisi arkadaşlar Hasbro'sunu yeniyor. Sıradaki maçımız olan e, Yedrion, Y2 ile yapalım. Şimdi bakalım Yedrion Y2'yi yenebilecek mi? İlk önce atıyorum. Şimdi atıyorum. Evet attım bakalım. Bununla iki maç yapacağım arkadaşlar Yedrion'la. Şu anda Yedrion merkeze geçti. Valkyrie iyi bir atak yaptı ama staminası yetmeyecek gibi. Ve Yedrion kazanacak gibi arkadaşlar. Ve Yedrion Y2 hayatta kalarak kazandı. Bir klik ilerlemiş. Gerçi bunlarda klik yok da klik diyelim biz. Bu da iki klik ilerlemiş gibi arkadaşlar. Şimdi ikinci maçımızla devam edelim. Şimdi Victor Valkyrie atıyorum. Evet variable atak yapıyor gördüğünüz gibi. Ama Yedrion Y2'yi ben alabileceğimi sanmıyorum arkadaşlar. Çok güçlü Yedrion Y2. Ve atak tipi olduğu için dezavantajlı. Staminası da azaldı gördüğünüz gibi. Ama yine de patlamadı arkadaşlar. Bir klik ilerlemiş. Bakalım Yedrion. O da ufak ilerlemiş. Ve Yedrion Y2 ye kaybetti arkadaşlar. 2-0. Şimdi Quicksilver q ile yapalım. Bunu ben alabileceğini düşünüyorum. Çünkü Quicksilver Q2 Takara Tomi'de de Hasbro'da da pek iyi bir değil arkadaşlar açıkçası. Şöyle ilk önce Quetzko'yu atalım. Şimdi Valkyrie atıyorum. Attım. Sert bir atak geldi. Cidden iyi vurdu. Bakalım patlatabilecek mi? Quetzko Q2 defans yapıyor şu anda. Victor Valkyrie Ve patlatarak kazanıyor ama kendisi de patladı arkadaşlar. Hem cidden baya iyi oldu. <laughs> Niye iyi oldu dedim bilmiyorum ama. Neyse bunu duymamış olunuz siz. Yani heyecanlı bir kapışma oldu anlamında derim arkadaşlar. Şimdi ikinci maçımızı yapalım. bir maç daha yapmak istiyorum diye çok kısa olmasın diye. Quest Şimdi Valkyrie'de atıyorum. U sağlam vurdu gördüğünüz gibi. Yine burst atabilir mi acaba? Bu sefer çok sağlam vuramıyor gibi arkadaşlar. Stamina savaşı oluyor şu anda. Patlatabilir yine şansı var. İkisinde stamina azaldı Ve bu sefer arkadaşlar Quizco Q2 ufak farklı yenmeyi başardı. Ama Victor Walker'ı içi bir yenmiş oldu arkadaşlar devam ettirmeyeceğimiz için. Neyse bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu beğenmişsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kapanıştan sonra da bir ufak bir duyuru daha yapacağım arkadaşlar. Sizler için tekrardan bunları her videoda söylüyorum ama kusura bakmayın. Has soruların tanıtımı takartımlar bitince sırayla teker teker gelecek arkadaşlar. Zaten Horus'ta kadar çektik. Bunlardan tanıtınca bir sonraki Excalius x2 olacak arkadaşlar. Ve onun işte arada edit videoları da gelecek arkadaşlar. Pek edit yapmıyorum ben bu ara ama atıyorum arkadaşlar. Mesela en son Frida Lahoe'ya edit attım dün akşam. Yani bugün attım ben ama bunu dün akşamydım. Çünkü videoyu yarın sabah yükleyeceğim için. Neyse anladınız siz. Arada böyle edit videoları da gelecek. Stokta bir GT tireless videomuz var arkadaşlar. GT demiş kusura bakmayın. Ee, Chozy tireless videomuz var. O da gelecek yakında. Neyse umarım video beğenmişsinizdir. Çok uzattım kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.